Herkese merhaba. Bu seferki söz sıramı Sedat Peker'in açıklamaları ve bu açıklamalar üzerine özellikle iktidar, siyaset, devlet, suç örgütleri, mafya üçgeninde veya dairesinde olup bitenler üzerine görüşlerimi anlatmak. Bütün bunlarla ilgili olarak Türkiye'deki adli kolluk meselesini bir kere daha konuşmak ve cezasızlık konusunu, kayıplar haftasına girmemiz nedeniyle de gözaltında kayıplarımızın akıbetini, adalet arayışımızı, hakikat arayışımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Sedat Peker isimli kişi birkaç haftadan beri çeşitli ifşaatlarda bulunuyor. Türkiye kamuoyu merakla hükümetin açıklama yapmasını bekliyor. Birkaç gün önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TRT televizyonuna çıktı ve bazı açıklamalarda bulundu. Benim dikkatimi çeken şey şu oldu. İçişleri Bakanı aslında bazı önemli açıklamalarda bulundu. Bunlar bizim uzun zamandan beri Türkiye'deki adli kolluk uygulamalarını eleştirdiğimiz hususlarla ilgiliydi. Bakan öyle şeyler söyledi ki, bizim iznimiz olmadan, bizim onayımız olmadan, emniyetin onayı olmadan hiçbir operasyonun yapılamadığını söyledi. Peki o zaman Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Cumhuriyet Savcılarının işlevi nedir sorusunu sormak gerekiyor. Öyle ya, biz uzun zamandan beri emniyetin adli kolluk noktasında savcıya bağlı olarak çalışması gerektiğini, adalet aranacaksa Cumhuriyet Savcılarının yetkilerinin artırılması gerektiğini ifade etmiştik. Tabii ki hukukun üstünlüğü ilkesini hayata geçirecek şekilde Türkiye'nin yapısal sorunları çözülünce, ama birden bir başka şey öğrendik bakanın açıklamalarıyla. Gerçekten durum tersine dönmüş vaziyette. Yani emniyet istemediği zaman savcılar operasyon yapamıyor. Peki o halde Sayın Bakan'a sormak gerekiyor. Gerçekten siz kendinizle ilgili de iddialar araştırılsın dediniz. O makamda oturduğunuz sürece ve dokunulmazlığınız kaldırılmadığı sürece bu iddialar nasıl araştırılacak? Bu sistemde araştırılması pek mümkün gözükmüyor. Bir başka usta daha değindi. Çok şey bildiğini ima etti. Benim aklıma o zaman telekulak skandalları geliyor. Eğer gerçekten devlet Türkiye'de herkesi dinliyorsa ve bunu bildiğini ima ediyorsa burada ciddi bir sorun var, ciddi bir problem var o zaman. O zaman yasa dışı dinlemeler konusunun Türkiye'de yeniden gündeme geleceği günleri görmenin çok uzak olmadığı kanaatindeyim. Çünkü siz her şeyi nasıl bilebilirsiniz? Bir başka şey daha öğrendik. Soruşturmanın gizliliği kuralının İçişleri Bakanı ve ekibi için geçerli olmadığı kuralını öğrendik. Hani soruşturmalar gizliydi? İnsanların özel hayatına saygı hakkı çerçevesinde, masumluk hakkı çerçevesinde ve yine suç delillerinin kaybolmaması noktasında soruşturmaların gizli olması gerekirken, gizli soruşturmalar hakkında İçişleri Bakanı birçok şey ima etti, birçok şey bildiğini söyledi. Demek ki Türkiye'de birçok şey fiilen yapılıyor. Bizim bildiğimiz ceza muhakemesi kanunundaki ilkeler ters yüz edilmiş durumda. Asıl ciddi problemin bu olduğu kanaatindeyim. Öbürü zaten Türkiye'deki yargı kurumlarının şu anda üstesinden gelebileceği bir sorun olmadığı kanaatindeyim. İnsan hakları savunucuları olarak bizler yıllardır özellikle suç örgütleri, mafya, siyaset, devlet arasında olup bitenlerle ilgili adalet arayışını sürdürüyoruz. Bakın bu tartışmalarda Mehmet Ağar'ın ismi çok sık geçiyor. Bu kişi Susurluk skandalından sonra, uzun uğraşlardan sonra yargılandı ve ceza aldı. Suç örgütü lideri olmaktan. Halen Ankara JITEM davası diye bilinen davada yargılaması devam ediyor. İlk derece mahkemesi beraat ettirdi ama dosya istinaf ve temiz aşamaları sürüyor. Şimdi yine aynı kişileri tekrar konuşuyoruz bakın. Ya, Türkiye'nin çok ciddi anlamda büyük bir cezasızlık problemi var. Türkiye'de devlet görevlilerinin karıştığı suçlarda bu kişilerin korunmasına dair bir sistem oluşturulmuş ve biz buna cezasızlık politikası diyoruz. Yargı kurumu bu kişilerin üstüne gitmiyor ve bu politika bir kültür halini almış maalesef. Ama İçişleri Bakanlığı'nın açıklamalarından sonra anlıyoruz ki zaten devlet kendi içinde
kanunlarda yazmayan aslında bir sistem oluşturmuş kendini korumak adına. İyi de siz önce vatandaşı korumanız gerekmiyor mu? Vatandaşın hakkını, hukukunu korumanız gerekmiyor mu? Cumhuriyet savcıları sizin onayınız olmadan operasyon yapamayacaksa o zaman bütün operasyon talimatları sizden geliyor. O zaman şu soruları sormaya herhalde kamuoyu adına hakkımız var. HDP davası nasıl açıldı? Öyle ya, tekrar Gezi davası nasıl açıldı? Niye ısrarla ve inatla bu tip politik kumpas davaları sürdürülmeye çalışılıyor? Bunların hepsinin bakın üstüne gitmek gerekiyor. Ama bunların üstüne gidebilmek için de gerçekten hukukun üstünlüğü ilkesini hayata geçirecek bir yargı yapılanmasını savunan yeni ve gerçek bir siyasi iktidara ihtiyacımız var bakın bizim. Eğer mevcut siyasi iktidar yargıyı araçsallaştırmışsa ve siyasi amaçları için yargıyı kullanma noktasında hareket ediyorsa zaten burada bir adalet arayışı olmayacağını görmek gerekir. Elbette bunları söylerken memnun değilim. Keşke adalet mekanizması her şeye rağmen harekete geçebilseydi. Bakın bir cumhuriyet savcısı genelgelerle COVID-19 yasaklamalarının yapılamayacağına dair görüşünü beyan ettiği için görevden uzaklaştırıldı. Bu olacak iş değil bakın. Aklımıza hemen Sacit Kayasu geliyor. Yine başka savcıların isimleri geliyor. Demek ki maalesef Türkiye yeniden geriye gitmiş durumda ki bazı noktalardan baktığımızda maalesef 90'lı yıllardan bazı uygulamalar bakımından daha kötü günler yaşadığımızı söyleyebilirim. Kayıplar haftası noktasında biz gözaltında kaybedilen, hala akıbeti bilinmeyen yüzlerce insanın akıbetini aramaya devam edeceğiz. Hala adalet aramaya, hala hakikatlerin ortaya çıkmasını sağlamaya devam edeceğiz. Hala faillerin yargılanması noktasındaki ısrarımızı sürdüreceğiz. İşte bir yandan bakın çok ciddi, köklü, cumartesi annelerinin, barış annelerinin çok büyük emeği var. Onların inancı ve direnci insan hakları savunucularına güç veriyor. Bir yandan bakın bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Bir yandan da aslında birileri çıkıyor, birçok şey ifşa ediyor ve adalet dediğimiz bu mekanizma hala harekete geçmiyor. Bu çelişkileri Türkiye kamuoyunun çok iyi bir şekilde değerlendirmesi gerektiği kanaatindeyim. Gerçekten eğer bir ülkede asgari noktada adalet talebi yerine gelmeyecekse, sürekli muhalifler yargılanacaksa ve iktidarda bulunanlar sürekli korunup kullanacaksa, o ülkede zaten adalet noktasında çok büyük problemler var demektir. Bu aynı zamanda toplumsal barışa da zarar verici bir noktadır. Ben sözlerimi bitirirken belki bu tartışmalara giriş mahiyetinde bir şeyler söyledim ama şunu unutmayalım. Son 6 yılda niye bu noktaya geldik? Çünkü Kürt meselesini çözemedik. Çünkü yeni bir fiili iktidar bloku oluştu. AK Parti, MHP, ulusalcılar, ulusolcular, devlet içi, devlet dışı çeşitli paramiliter yapılar hepsi bir araya geldi. Ne için? İşte beka meselesi için, işte terörle mücadele ediyorum söylemi adı altında devletin klasik bildiğimiz resmi ideolojisini yaşatmak için. Dolayısıyla ben bu vesileyle şunu ifade etmek istiyorum. Devletin artık bu resmi ideolojisinde ısrar etmesinin bakın geldiği nokta çürümedir, çürütmedir, bütün değerlerde aşınmadır, bütün hak kategorilerinde kötüye gitmedir, demokraside antidemokratik bir noktaya düşmedir. O halde insan hakları ve demokrasi ilkeleri yol göstericidir. Hem Türkiye'nin siyasi muhalefetinin hem de toplumsal muhalefetinin temel meselenin çözümü noktasında daha cesur davranması ve gerçekten birilerinin beka veya terörle mücadele söylemi adı altında ülkeyi bu noktaya getirmesine artık karşı çıkmalıdır, dur demelidir. Hep beraber hakikat ve adalet mücadelesini sürdüreceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.